Aşağıdakilerden hangisi kozmetik ürünlerin başlıca bileşenleri arasında yer almaz? Kozmetik ürünlerin bileşenleri arasında çözücüler, antioksidanlar, nemlendiriciler ve renk maddeleri yer alır. Ama antibiyotikler ilaçların yapısında bulunur. Dolayısıyla bu kozmetiklerin yapısında bulunan bir başlıca ürün değil. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacak. Kozmetik ürünler ile ilgili hangileri doğrudur diye sormuşuz. Bileşenleri doğal ya da yapay maddeler içerebilir. Evet, kozmetiğin türüne göre doğal ya da yapay bileşenler olabilir. Kozmetik ürünlerde zararsız gıda boyaları kullanılmalıdır. Evet, çünkü diğer boyalar kanserojen ve biz cildimizle temas ettiriyoruz bunu. Toz, süspansiyon, emülsiyon, çözelti ve mum kıvamı gibi çeşitli fiziksel görünümlerde bulunabilirler mi? Evet, bulunabilirler. Yani cevap E olacak. Kozmetik malzemelerde bulunan zararlı kimyasallar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sormuşuz. Raf ömrünü uzatmak için kullanılan paraben ve formaldehit toksik ve kanserojen özellik gösterir. Evet, paraben ve formaldehit toksik ve kanserojen özellik gösterdiği için bunlara dikkat etmemiz lazım. Yani bu madde doğru. Bunların bulunmamasına dikkat etmek lazım. Ürünlerin kalıcılığını ve parlaklığını arttırmak için kullanılan ağır metaller. Evet, ağır metaller kanserojen etki gösterir. Bu da doğru. Koku verici olarak kullanılan maddeler alerjik reaksiyonlara ve astım ataklarına neden olabilir. Bu doğru. Peki, fıtalatlar basit denilebilecek cilt rahatsızlıkları dışında bir olumsuz etkiye sahip değildirler. Hayır, fıtalatlar son derece zararlı malzemeler. Yani cilt rahatsızlıkların dışında çeşitli kanserojen etkiler de gösterebilirler mi? Gösterirler. Dolayısıyla bu yanlış. Ağır metaller kullanılan boyar maddelerden cilt altına geçerek biyolojik sisteme zarar verirler ağır metaller. Dolayısıyla bu ifade de doğru. Yani yanlış olan D seçeneği olacak. Kozmetik ürünlerin yol açabileceği zararlar ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur diye sormuşuz. Çok sık ve aşırı miktar kullanımları saç, cilt, tırnak dokularına zarar verir. Evet, çünkü çok sayıda zararlı kimyasal içeriyorlar ve boyar maddeler içeriyorlar ki bunlar bir şekilde cilt tahrişine ya da kanserojen etkilere yol açabiliyor. Saç ve yüz bölgesinde kullanılan kozmetiklerden bazıları kanserojen etki yapan pigmentler, yani renk pigmentlerinden bahsediyoruz, bulunabilir. Çünkü bunların bir miktarı ağır metaller falan içeriyor. Çeşitli alerjik reaksiyonlara yol açabilirler. Evet, kozmetik ürünler her zaman bunlara yol açabilir. Dolayısıyla cevap E seçeneği olacak. Aşağıdaki kozmetik bileşenlerin hangisinin karşısında belirtilen kullanım amacı yanlış verilmiştir? Kozmetik bileşen ve kullanım amacına bakalım. Nemlendiriciler, cildin nemli kalmasını sağlamak. Evet, amaç bu. Antimikrobiyal maddeler, yani çeşitli mikrobik maddelere karşı anti maddeler. Yani bunları bir şekilde ortadan kaldırmak için veya çeşitli bakteri ve mikrop barındırmasını engellemek için kullanılan malzemeler. Mikroorganizmaları geçici süre öldürmek. Evet, amaç budur zaten. Emülsiyonlaştırıcı dediğimiz malzeme, yani tam homojen görünmeyen ya da homojene yakın olmayan maddelerin kullanılan emisyonlaştırıcı ile homojene yakın, yani belli bir kıvam almasını sağlamak için kullanılır. Dolayısıyla hidrofil ve hidrofob bileşenleri birbirinden ayırmak değil, bunları bir arada tutmak. Yani emisyonlaştırıcı birbirine zor karışan maddelerin bir arada durmasını sağlar. Dolayısıyla birbirinden ayırmak değil, bunları birbirine bağlamak. Birbirine bağlamak buradaki amaçtır. Dolayısıyla bunun kullanım amacı yanlış verilmiş. Çözücü, bileşenlerin homojen karışmasını sağlamak. Karışma dediğimize göre çözücü. Boyalar, ürüne istenilen rengi vermek için. Evet, boyadaki amaç renkli zaten. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacak. İlaçlar ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır demişiz. İlaçlar çeşitli formlarda olabiliyordu. Katı, çözelti, emisyon ya da süspansiyon şeklinde olabilir mi? Evet, olabilir. İlaçların vücuda veriliş tarzı hedeflenen doku ve etken maddenin özelliklerine bağlı değildir. Hayır, tam tersi bağlıdır. Ona göre iğne şeklinde ilaçlar, tablet şeklinde ya da solüsyon şeklinde ilaçlar kullanılmak zorunda kalır. Yani direkt o dokuya, o hedefe, direkt sadece oraya ulaşsın diye kullandığımız ilaçlar vardır. Dolayısıyla o doku ve etken maddenin özelliklerine bağlı mıdır? Kesinlikle bağlıdır. Dolayısıyla bu ifade yanlış. İlaçların bir seferde kullanılacak miktarına doz deriz. Bu doğru. Etken madde, dolgu maddesi, taşıyıcı madde ve çözücü temel bileşenlerinden oluşur ilaçlar. Bu doğru. Hap, şurup, iğne, merhem gibi formları vardır. Evet, günlük hayatta da bunu duyuyoruz. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacak.
İlaçlar çeşitli etken maddeler taşıyorlar. Biz onlara ilaç aktif maddesi de diyebiliriz. İlaç aktif maddesinin vücuda verilmesiyle ilgili hangileri doğrudur diye sormuşuz. Doğrudan kana, deri altına veya kaslara verilecek ilaçlarda iğne yani enjeksiyon yöntemi kullanılır. Bu doğru. Yani direkt oraya ulaşsın diye ve hızlı bir şekilde. Ağız yoluyla alınan ilaçların amacına göre kapsülleri mide ve bağırsakta çözünür ki daha önce yani mide ve bağırsa ulaşmadan önce bir şekilde başka dokulara bunlar karışmasın diye kapsül orada açılıyor. Dolayısıyla doğru. Spreyler solunum sistemi rahatsızlıklarında ağız ya da burun aracılığıyla hastaya uygulanır. Evet, sprey kullanım amacı buydu. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacak. Aşağıdaki ilaç formlarından hangisinin karşısında özelliği yanlış verilmiştir diye sormuşuz. İğne enjektör yardımıyla uygulanır. Evet, bu doğru. Şuruplar çözelti, süspansiyon ya da emisyon halde olabilir. Evet, bu da doğru. Peki, merhemler yarı akıcı olma. Evet, merhem yarı akıcı. Merhemler su ortamında dağılabilme. Merhemler yağ ortamında dağılırlar. Yani su ortamında ne yapmazlar? Suda çözünmezler, dağılmazlar. Dolayısıyla bu ifade doğru değil. Haplar kaplama veya kapsüller raf ömrü uzatılan ilaçlar mıdır? Evet. Yani raf ömrü uzasın diye kaplama ya da kapsül kullanılır. Dolayısıyla yanlış olan D seçeneği olacak. İlaç formları ile ilgili aşağıdaki örneklendirmelerden hangisi yanlıştır diye sormuşuz. İlaç formları katı form, yarı katı form ve sıvı form şeklinde olabilir. Mesela haplar ve kapsüller katı. Yine draje, hap, draje bunlar katı form. Buradaki verilenlerin hepsi doğru. Peki yarı katı form dediğimiz ilaçlar ise merhemler ve kremler olabilir. Krem olabilir, merhem olabilir. Krem, merhem yarı katı formda. Ama tabletler katı form olmalıydı. Dolayısıyla bu yanlış verilmiş. Yani cevap ortaya çıktı ama devam edelim. Sıvı formlarda ampul, sprey, şurup olabilir. Dolayısıyla buradakilerin tamamı doğru verilmiş. Yani bunlar sıvı form ilaç. Ama yanlış verilen tablet katı form ilaç olacaktı. Dolayısıyla cevap B seçeneği olacak. İlaç formları ile ilgili hangileri yanlıştır diye sormuşuz. Aynı etken madde katı sıvı ya da dispers formdaki ilaçta kullanılamaz. Aynı etken madde farklı fiziksel formlarla farklı şekillerde kullanılabilir. Yani katı form, sıvı form bunlar mümkün. Yani bir etken maddeyi iğne olarak bir şekilde sıvı formda da alabilirsin. Şurup içerisinde bulunabilir. Katı kapsül içerisinde bulunabilir. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Katı formdaki ilaçların emilim hızı en yüksektir. Hayır, genelde sıvı form, iğne formla aldığımız ilaçlar, yani enjeksiyonla aldığımız ilaçlar en hızlı bir şekilde dokuya karışır. Emilim hızı en fazla olur. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Penisilin yalnızca sıvı formda bulunan ilaçlardandır. Hayır, yani katı form penisilin de bir şekilde üretilebiliyor. Dolayısıyla yanlış olan tamamı olacaktı. Yani cevap E seçeneği olacak. İlaçlar ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur demişiz. Hastalık teşhisinde kullanılmazlar. Hayır. Yani bazı ilaçlar hastalık teşhisinde de kullanırlar. Yani hastaya önceden bir ilaç yüklemesi yapılır ve ona göre hastadaki tepkiler vesaireler veya değişiklikler ölçülüp yani bununla ilgili bir teşhis yapılabilir. Yani ne hastalığı var bulunabilir. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Etken madde ve taşıyıcı kısımları vardır. Evet, yani ilacın içerisinde bir etken madde ve o etken maddenin dışında da bir koruyucu tabaka ve aynı zamanda taşıyıcı dediğimiz kısımlar var. Bütün ilaçlar ağız yoluyla alınmak zorunda mıdır? Hayır, yani iğne formda aldığımız ilaçlar da vardır. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneği yani yalnız 2'dir. Yukarıdakilerden hangileri tüm ilaç formlarının ortak özelliğidir? Yani katı form, sıvı form ya da yarı katı form ilaçlarımız vardı. Canlıda fizyolojik etki göstermek yani canlıda bir değişikliğe yol açmak zaten asıl amaç budur. Hastalığı gidermek için yapmamız gereken de bu. Dolayısıyla tüm ilaç formlarında ortak. Peki dolgu, çözücü ve etken madde içerme bunların hepsi tüm ilaç formlarında ortak olmak zorunda değil. Hepsinde etken madde vardır ama hepsinde dolgu ve çözücü madde olmak zorunda değil. Mesela iğne form bir ilaçta dolgu malzeme olmaz. Dolayısıyla bu ortak değil. Difüzyonla hücreler arasında yayılma. Eğer ilaçtan istediğimiz buysa o form kullanabiliriz ama tüm form difüzyonla hücreler arasında yayılma amacıyla tüm form ilaçlar böyle üretilmemiştir. O halde tüm ilaç formlarında ortak olan özellik yalnız bir yani canlıda fizyolojik etki gösterme.